Anadolu Adliyesi'nde bugün geçtiğimiz yıl işlenen bir cinayetin duruşması vardı. Tarafların adliye içinde başlayan kavgası adliye dışında silahlı saldırıya döndü. Bir kişinin hayatını kaybettiği o anlarda şov haber olay yerindeydi. Adam ateş etti bize. Ya arkadaşlar, hepsi ateş etti bize. Adliyenin içinde başlayan kavga adliye dışında cinayetle bitti. Saldırının hemen sonrasında Show Haber ekibi çok sıcak anlar kaydetti. Araba kaza yaptı patikanın. Arasını yapın şimdi şuraya. Benzin de araba benzin itmiş. Araçlar kaçtı. Adamlar kaçtı. Adliyenin içine silah sokmuşlar. Benzinciye bırakmış arabayı, oradan kaçmış. Anadolu Adliyesi'nde bu sabah Maltepe'de geçen yıl Ramazan Tosun'un öldürülmesiyle ilgili cinayet davası vardı. Davanın tarafları adliyenin kantininde karşılaştı. Olayların ilk fitili de burada ateşlendi. Birbirine giren iki grubu polis ayırdı. Sakin olun, biz oturun birer bardak yani. Su içi bir sakin olun. Tamam, 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 tamam. Sağlık ediyor ya. Şöyle diyorum, sağlık ediyor ya. Bu kez adliye bahçesine çıkarılan kalabalıkla polis arasında gerginlik yaşandı. İddiaya göre biri polise küfür etti. Polisi sakinleştirmek kolay olmadı. Gerginlik diğer polislerin ve güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle son buldu. Sanık yakınları adliyenin karşısındaki kafelerde duruşmanın bitmesini beklemeye başladı. Bir anda ortalık silah sesleriyle yankılandı. Bu siyah lüks araçla gelenlerin hedefinde kafenin önünde bekleyen sanık yakınları vardı. Araçtan gruba ateş açıldı. Oğlum kapatsana bana! Sanık yakınlarından iki kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Birinin durumu ağırdı. Geliyor. Çabuk gelsin. Çabuk söyle. Geliyor, geliyor. Silahlı saldırganlar kaçarken iki araca çarptı. Ancak durmadılar. Saldırıyı gerçekleştirdikleri aracı da bir akaryakıt istasyonuna bırakıp yaya olarak kaçtılar. Saldırganların kaçtıklarını öğrenen polis ve sanık yakınları benzinliğe doğru koşmaya başladı. Araba kaza yaptı patikanın. Arasını yapın şimdi şuraya. Benzin kaçtı. Araba benzin itmiş. Araçlar kaçtı. Adamlar kaçtı. Nerede bunlar tartışmaya çıkardı? Zaten şimdi de ateş ettiler. 3 kişi vuruldu. Adliyenin içine silah sokmuşlar. Saldırıda 38 yaşındaki Salih Hak yolu hayatını kaybetti. Bir kişi ise bacağından yaralandı. Hastanede durumu iyi. Polis şimdi silahlı saldırganları arıyor.